Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım. Market alanındaki çifte 11 elmas kısası etkinliğinde çevirmeler yapacağız. 3 çevirme yapacağız. Bakalım bu çevirmelerden neler çıkacak. Çevirmeden ziyade neyin ne olduğunu biraz da canlı olarak göstermek istiyorum. Hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden şöyle 5x çevirmemizi yapalım. Harcıyorum, bakalım ne olacak. Atlamayacağım buralara. Buralara atlayınca tadı kalmıyor. Bakalım ne gelecek. Hop. Edit kostüm taşı geldi. 2 tane normal kostüm taşı geldi. 165 adet de çifte 11 elmas kasası rozeti geldi. Tamam diyorum. Şu an birleştirmeyeceğim. En son her şeyi anlatacağım sizlere. Burada yapmış olduğunuz çevirmelerden sonra toplam ödüller kısmında da ödüller alabiliyorsunuz. Hemen şöyle bir tane daha çevirelim. Bakalım bu sefer ne gelecek. Puan. Şöyle güzel bir şey gelse. Bakalım bende olan kostümler çıktığı için onları çifte 11 elmas kasası rozetine dönüştürüyor. Epik kostüm taşı aldık. Efsane bir şey. Tamam diyorum. En son hepsini birleştireceğim ve bakacağız. Ne oluyor, ne çıkıyor diye. Şöyle bir tane daha çeviriyorum. Son çevirmemi yapıyorum. Hadi bakalım. Hadi. Hop. Tamam, özel kostüm taşı da geldi. Efsane. Tamam diyoruz. Şu anda bütün çevirmelerimi yaptım. Şuraya baktığım zaman 955 tane çifte 11 elmas kasası jetonum var. Rozetim var. Şimdi buradan geri çıkıyorum. Bir de şu birleşir ayır kısmını göstermek istiyorum sizlere. Burada benim kostüm taşlarım var. Bir tane elit kostüm var. Bir tane özel var. Bir tane epik var. Şimdi burada birleştirme işlemi yaparken ne kadar yüksek taş koyarsam o kadar yüksek ödül alabiliyorum. Şunları hemen çarpıyla kapatayım. Buraya şimdi şundan 5 tane koyup açarsam yüksek ödül alma olasılığım düşüyor. Ama buraya bir tane elit koyarsam biraz daha artıyor. Bunu çıkartıp şunu koyarsam biraz daha artıyor. Şunu çıkartıp şunu koyarsam daha da yüksek oluyor. Mesela şunu çıkartıp şunu koyarsam çok daha yüksek oluyor. Yani bunu çıkartıp bunu koyarsam daha da yüksek oluyor. Anladınız değil mi arkadaşlar? Koyduğunuz taşlar ne kadar değerliyse o kadar yüksek ödül alıyorsunuz. Şu anda bu taş birleştirme ayırma işlemlerini yapmayacağım. Şu an içimde bir ses birleştir diyor, al bir epik diyor ama yani ne yapsak ya? Şöyle yapacağım arkadaşlar. Nasıl yapabiliriz? Birleştireyim, tamam. Bir tane epik koyalım. Bir tane özel taş koyalım, bir tane elit koyalım. Elimizdeki en yüksek kozu kullanıyoruz şu anda. Bakalım ne olacak. Deniyorum şimdi, birleşir diyorum. Hadi bakalım. Abi olan kostümü attı, 120 puan verdi. Bir tane de elit taş verdi. Onları da bir deneyelim lan. Şöyle birleştirelim, bakalım ne olacak. Epik taş verdi, tamam diyorum. Epikle birlikte şunların ikisini koyayım. Yani neyin ne çıkacağı belli olmuyor arkadaşlar. Elit verdi. Tamam. Şu an iki tane taşım kaldı. Onları da birleştiremiyorum zaten. Yeterince eşya yok. Artık bir sonraki çevirmede bakalım neler olacak. Şu anda toplam 1175 tane çifte 11 elmas kasası rozetim var. Tabii ki bunları ben arttırıp farklı ödüller almanın peşine gideceğim. Mağazada neler var? Şöyle bakalım. Zaten bizde olmayan kostüm, şöyle baktığım zaman X-Borg'un kostümü yok. Büyük ihtimalle onu alacağız arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Tam elimdeki sayıyı görmek adına şunu ben birleştirmeyeyim de ayır diyeyim. Bakın ayırıyorum, hop. 65 çifte 11 elmas kısası rozeti oldu. Şunu ayırdığımda da 40 tane oldu. Çok iyi. Şu an son olarak sayayım 1280. 1280 çifte 11 elmas kasası rozetini 2000'e tamamlayıp X-Borg'un kostümünü almaya çalışacağım. Çifte 11 elmas kasası etkinliği imdadımıza yetişti. Sonunda X-Borg kostümünü alacağız gibi. Çoğu görevi tamamladım. Şu anda elmas harcama görevlerim kaldı. Bunlar da hemen şöyle etkinliğe gidelim market alanından. Şuraya gelelim. Burada da 1250 elmas harcayacağım ve görevleri tamamlayacağım. Bakalım şöyle bir 5x çevirmemizi yapalım. Neler gelecek? Şöyle 5x'den güzel bir kostüm atsan ya kral. Hop.
Kahraman taş geldi, 145 geldi. Tamam diyelim. Şu an ne kadar var takas eşyam? 1425. Amacımız bunu 2000 yapıp X-Borg'un kostümünü kazanmak. Hemen ücretsiz çevirme haklarını alalım. Etkinliğimize gidelim şuradan. Geldim etkinliğe. Buradaki görevleri tamamladık mı? Evet, topluyorum şimdi. Şöyle tümünü topla diye bir buton getirseler ya ya. Şöyle gelelim. Şöyle toplamda 19 tane olması lazım arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle takas yerine gelelim. 19 tane var. Sandığı açmış mıydım? Hatırlamıyorum sandığı açtım mı diye. MCL giriş bileti diyor. Sandıklara bakayım. Evet açtım. Zaten 19 tane olacaktı. Hemen gelelim etkinliğe. Şurada ödül takas diyelim, maksimum diyelim. 6 tane aldık arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle gidelim etkinliğe, market kısmına gelelim. Şu anda 6 tanenin 5 tanesiyle 5x, yani şuradan bir çevirme yapacağım. Yapıyorum bakalım. Ya güzel bir puan gelse ya. Hop. 295 geldi. Kostüm taşları da geldi. Tamam diyorum. Bir tanemiz kaldı. Onu da şuradan yapalım. Bakalım buradan ne verecek. Tamam. 5 tane parça bir tane taş verdi. Şunları da toplayalım. Tamam. Şu an 1755 tane var. Şuradan ayırma yapsak ne olur acaba? 5 tane şundan var. Mesela ayır diyelim. Bir tane ayıralım bakalım ne veriyor. 40 tane veriyor. Bunları ayırmak. Bir tane kalacak şekilde ayırayım. Şöyle mi bir tane kalıyor. 80 tane aldık. Bir tane daha ayıracağım. Tamam. Şu an kaç olduk? 1915. Şu an öyle bir noktadayım ki inanmıyorum ya. Yani ne yapsam bilemiyorum. Birleştirsem bir tane daha kostüm alma ihtimalim var. Yapsam mı yapmasam mı ya? Abi çok kararsızım. Ayırda 4 tane gösteriyor. Kahraman taşı var. Bunu da bir birleştirmeyeyim de ayırayım. Buradan kaç tane gelecek? 65 tane. 1980. 2000 oldu neredeyse. 20 tane kaldı. Abi birleştirmeyi yapacağım. Belki buradan güzel kostüm alırım. Onunla birlikte bir taş daha verir. Alıyorum yani. Bir tane taş verecek ya garanti bana. Yani şu kostüm taşlarından bir tane garanti verecek. Birleştirme yaptığım için. Oradan zaten 40 alacağım. Şu an birleştirip bir kostüm almak istiyorum. Ne geldi? Beleric kostümü geldi. Dip dalga. Spesyal kostümü olsun. Şu an bir kostüm kardayız. Tamam diyorum. Bir tane de taş verdi. Bu taşı da şöyle ulan ayıracağız. Ayırdı. 40 da buradan verdi. 2020 taneyi yaptık. Hemen geliyoruz. X-Borg Reis'in kostümünü alıyoruz. Şahane ya. Hop. Abi çok iyi değil mi arkadaşlar kostüm? Efsane, efsane. Süper bir kostüm. Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekildeydi. Bu videoda sizlerle birlikte X-Borg'un kostümünü çıkarttık. Aynı zamanda bu etkinlikte neyi nasıl yapacaksınız uygulamalı bir şekilde sizlere anlattım. Bazen birleştirmek iyi oluyor ama bazen de ayırmak iyi oluyor. Hepsini burada gördünüz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki Instagram adresinden de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.